Tekrardan merhabalar Bestami Hocam. Biz ilk olarak sizi tanımak isteriz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Muhabbet tadı ile, Resul'ün yadı ile, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1957 yılında Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde doğdum. İlkokulu Toprakkale'de, orta ve liseyi Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde, üniversiteyi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bitirdim. 38 yıl edebiyat öğretmenliği yaptım. 2004'te resmen, 2016'da da özel okuldan da emekli oldum. Allah izin verirse Türkiye'nin öğretmeni olma yolunda gayret ediyoruz. Şehir şehir, okul okul gezmeye devam ediyoruz. Evliyim, 4 çocuk. 4 çocuk babası, 7 torun dedesiyim. Şimdi klasik bir soruyla devam ediyoruz. Yazmaya nasıl başladınız? Ne zamandan beri yazıyorsunuz? Ve yazmak sizin için ne ifade ediyor? Biraz bunlardan konuşalım. Efendim, kendimi yazar gibi hissetmem 1985 yılında oldu. Osmaniye Rahim Hatun Kız Meslek Lisesi'nde edebiyat öğretmeniydim. O zaman Milli Güvenlik Dersi vardı. Milli Güvenlik Dersi'ne Osmaniyeli bir albay, rahmetli Ahmet Neşet Dinçer Bey giriyordu. Şairdi o. Onunla tanıştık. Şiirde hocam Neşet Dinçer Bey'dir, dünyevi hocam. Manevi hocam da Yunus Emre'dir. 1985 yılında başladım. 28 yaşındaydım ama hızlı bir giriş yaptık. Yani 1-2 yıl sonra kitaplarım çıkmaya başladı. Yani bir gecede 3 şiir yazdığımı biliyorum. Ben yazma derdinde değildim. Şiir geliyordu, yazmadan beni bırakmıyordu. Böyle bir giriş yaptım. Yani yaşamak gibi şu an, nefes alıp vermek gibi, efendim, yazdıkça var olduğumu hissediyorum. Hani hayırseverler verdikçe var olurlar. Biz de gönlümüzdekini, aklımızdakini yazıya dökerek, yazıyla vererek var olduğumu düşünüyorum. Allah ömrü verdiği müddetçe de yazmaya devam edeceğim inşallah. Şimdi sizin şiirleriniz var. Bu şiirlere baktığımızda işçilik anlamında bir disipline sahip. Siz bunları nasıl yazarsınız? Bize bir şiirinizi yazma sürecinden bahsedebilir misiniz? Önce benim gönlümü titreten, beni çarpan bir olayın olması gerekiyor. İyi bir gözlem yapıyorum etrafıma. Beni etkileyen olayları yüreğimde olgunlaştırıp dile getiriyorum. Bizim evde haremlik selamlık uygulan, yani hanımefendiler ayrı odada oturur, erkekler ayrı odada. Bir defasında misafir gelmişti, hanımefendiler vardı, ben de yan odada oturuyorum. Torunu dedi, herhalde hanımefendi başını açtı ki, torunu dedi ki, aa, ninemin saçlarına kar yağmış. Ben onu oradan yakaladım. Kar saçlı ninem diye mesela bir şiir yazdım. Yan odada otururken, yine biraz önce bahsettik programdan önce sohbette, iki kızım tıp fakültesinde okuyordu, başörtüsü sebebiyle okuldan atıldılar. İki odalı bir evde oturuyoruz Haseki'de, kızım diğer odada oturuyor, oradan hıçkırık sesleri geldi. Ben bir odada şiiri yazdım ve gittim kızıma okudum. Daha sonra bu şiiri, çünkü bu şiiri yaşayarak yazdım ben. Bu şiiri Sayın Cumhurbaşkanımız bir toplantısında okudu. O şiiri arz edeyim şimdi, müsaade ederseniz. Sağlam tut yüreğini, bütün dünya bir olsa bükemez bileğini, fırtınalar kopsa da yıkamaz direğini, oklar saplana dursun, sağlam tut yüreğini, gözyaşıyla mühürle ve uçur dileğini, kimsesizler kimsesi o yapar gereğini, ya haskullar gönderir ya rahmet meleğini, hak sillesi yiyenler şaşırır feleğini, yeter ki sen yiğidim sağlam tut yüreğini dedik. Allah bunu bir dua olarak kabul etti ki bir dekan atmıştı kızlarımı. Kızlarımın birisi şu an dekan yardımcısı. Yaşayarak yazıyorum daha çok. Birçok şiirimin hikayesi var ama bir şeyi okurken oradan bir kelime,
bir cümle de beni etkilemiş olabilir. Oradan hareket ederek de şiirler yazıyoruz. Emek verme konusuna gelince, sadece şiirlerime değil, bütün kitaplarıma, şu an bak yayın evindeyiz, yayıncı da duyuyor, bizi dinliyor, şu talimatı verdim. Her kitabımın yeni baskısında PDF olarak bana göndereceksiniz, bir daha okuyacağım. Her kitabımın yeni baskısında yeniden okuyorum. Mesela çok mu değişik yapıyor? Yok canım, binde bir, binde iki, binde üç, bir cümle, bir kelime, kelimenin yeri, işte noktalama işareti, tasih eksik varsa onları düzeltiyorum. Bu önce okuyucuya, sonra kendim olan saygımdan. Yani kitaplarımı saldım bayram evlam kayre diye bırakmıyorum. 10. baskıya kadar okuma kararı aldım. 10. baskıdan sonra da bir tenkit gelirse evet onu da değerlendiririm. Bazı şairler şiirin oluşumunda musikinin, bazıları ise resimsel imajların uyarıcı bir etkilerin olduğundan bahis ediyor. Sizde şiirin ilk imgesi nasıl oluşuyor? Mahsur yoksa bir şiirinizin oluşumu üzerinden bize bir fikir verebilir misiniz? Anlattım şiirin nasıl oluştuğunu. Yazarken de genelde ben ölçülü yazıyorum. Fakat bazen serbest yazdığım şiirler de var. Şiir gelirken kendi kalıbıyla beraber geliyor. Onun üzerinde çalışıyorum. Yani gündüz diyelim gibi bir avcı gibi takip ettim. Onu aklıma gönlüme yazdım. Daha çok ben gece özellikle de 12'den sonra evde herkes uyuyacak. Ben yeniden kalkıyorum. Hatta yatıp yengenizi de uyutuyorum. Sessizce kalkıp kendi odama geçip yazmaya devam ediyorum. Özellikle yazarken dış etkinin olmaması lazım. Bir ses falan gelmemesi gerekiyor. Hatta bir defasında önce ben kağıda yazarım, deftere, sonra bilgisayara geçerim. Çünkü bilgisayara geçerken bile üzerinde düzeltme yapıyorum. Deftere yazılı olan bir metni bilgisayara geçiriyordum. Hatun da arkada oturuyor. O biliyor, ben çalışırken sesini çıkarmaz, gürültü de olmaz. Fakat varlığı, yani aurası beni rahatsız etti demeyeyim de kendimi toparlamama engel oldu. Döndüm, Hatun lütfen diğer odaya gider misin dedim. O da biraz bana kızarak gitti. Yazmayı bitirdikten sonra gittim, geri davet ettim. Gel buyur, oturalım diye. Yoğunlaşıyorum, üzerinde çalışıyorum. Efendim yazar yazmaz bitmiyor hemen. Üzerine devamlı çalışıyorum. Sonra evde çocuklarıma, eşime okuyorum. En sonunda Yusuf Tursun diye diğerli bir ağabeyim var, şair ve yazar. Ona gönderiyor ve diyorum ki ağabey, Allah rızası için beni tenkit eder misin? Ondan sonra da yayıncıya gönderiyorum. Yayıncının editörleri var. Onlar da inceliyorlar. Böylece serüven devam ediyor. Sizin pek çok eserinizin olduğunu biliyoruz. Fakat bu eserlerin çoğunun çocuklar için olmasının bir sebebi var mı hocam? Evet, 100 eserim var şu an. 95 tanesi çocuklarla ilgili. Diğeri büyüklerle ilgili. Niçin öyle? Önce bir çocukça cevap vereyim. Çocuklar kutu kutu pense oynar ya. Böyle bir oyun oynuyorlardı sanki. Ben de oradan geçiyordum. Tekerlemeyi şöyle değiştirdiler. Kutu kutu pense, elmamı yense, bestami amca aramıza gelse. Girdim aralarına. O günden beri çocuklarla dönüyorum. Ama asıl sebebine gelince, biraz önce söyledim. 4 çocuk babası, 7 torun dedesiyim. Bu bir. 2. 38 yıl çocuklarla iş içe oldum. Öğretmenim. 3. Çocuklar için bayram yapan bir milletin evladıyım. 4. Annesinin babasının dinine olursa olsun bütün çocukları Müslüman sayan bir Allah'a inanıyorum. Bunun yanına 5. özellik olarak yazarlığı ve şairliği koyunca kendiliğinden çocuk edebiyatçısı olduk. Yani ben özellikle seçmiş değilim. Kendiliğinden oldu. Başlarken milli konularda büyüklere dönük şiirler yazan bir şair olarak başladım. Ama baktım ki şu an geriye dönüp baktığımda ben çocuk edebiyatçısı olmuştum. 95'e 5 büyüklerin oranı. Peki öğretmenliğinizin yazarlığa katkıları için neler söyleyebilirsiniz? Tabii çok etkisi oldu. Devamlı çocuklarla iç içe olduk. Onlardaki değişimi, gelişimi gördüm. Bir de dediğim gibi çok
dikkatli gözlem yapıyorum. Yani çocukların birbirine söylediği bir söz, yaşadığı bir olay, sınıfta yaşanmış bir olay, bunlardan hareket ederek şiirler ve hatta masallar bile yazdım. Lise öğretmeni olduğum halde, yani bir öğrencim vardı, çok yiyordu. Ona dedim ki bak çok yeme, tombul tavşan dedim. Bir şey yazarım dedim, masal, bir tavşan kahraman olur, çok yer, tilki de onu koşar yakalar, yediririm seni tilkiye dedim. Böyle şakayla söyledik. Sonra onun masalını yazdım mesela. Tombul tavşan diye. O öğrencime de verdim onu daha sonra. Masalı. Böyle yaşadığımız olaylardan. Hikayelerde olsun. Bir ucuyla yaşanmış çoğunlukla benim yazdıklarım. Sonra onu tabii aklımda, gönlümde zenginleştirip geliştiriyorum. Kurmaca hale getiriyoruz. Okuduğunuz ilk çocuk kitabı hangisiydi? Sizde ne gibi izler bıraktı? Bu kitabı keşke ben yazsaydım dediğiniz bir kitap oldu mu? Efendim, çocuk kitabı okumadık doğrusu. Yani ilkokulda falan. Liseye gelene kadar ben ders kitabından başka kitap okumadım. Köylü çocuğuyuz. İlkokulu gaz lambasında geçirdik. Efendim, ders kitabına bile zor buluyorduk. Kitapçıya, kırtasiyeciye gittiğimizde ders kitap alırken şu kadar da defter kalem alırsan veririm diyorlardı. İşte hatırladığım Ömer Seyfettin'in hikayelerini okuduk. Onlar beni çok etkiledi. Yani hala etkiler. Mesela Başını Vermeyen Şehit, Pembe İncili Kaftan, efendim Kaşağı, bunlar etkilemiş, fikri yapımın oluşmasına da katkıda bulunmuştur. Ben yazsam dediğim eser Çanakkale Şehitleri'ne şiirini Mehmet Akif'in, ben yazmak isterdim. Peki sizce yetişkinler için mi yoksa çocuklar için mi yazmak daha zor? Ben çocuklar için yazarken daha rahatım, yemin olun. Büyükler için yazarken biraz daha zorlanıyorum. Hatta şunu diyeyim, ayrım yapmak gerekirse, şiir yazarken daha rahatım. Nesirde zorlanıyorum. Şiir geldiği zaman gece diyelim ki 12'de başladım. Sabah namazına kadar, şiiri bitirene kadar devam ederim. Fakat nesirde şöyle, nesir gelecek, beni sıkıştıracak, artık diyecek ki Bestami amca ayıp ya, artık ben olgunlaştım aklında, zihninde, lütfen beni yaz diyecek. Öyle yazıyorum. Yayıncı da burada, yayıncı da daha çok nesir istiyor. Hocam şiir kitapları satmıyor diyor ama şu an fikri değişti, Allah'a şükür. Şiir kitaplarımız da satıyor. 10. baskıyı yapmaya başladı. Şunu da söyleyeyim efendim. Genelde yazarlar, özellikle şairler şikayet ederler. Eserlerimize ilgi duyulmuyor diye. Nesirlerimiz 16. baskıyı yapıyor. Şiir ve hikayeler. Şiirlerimiz 10. baskıyı yapıyor. Önce Mevla'ya şükrediyorum. Sonra okuyucularımıza teşekkür ediyorum. Yani şiir satmıyor, şiir kitabı basılmıyor kuralını da kırmış olduk. Çocuklara yönelik kitaplardan en son hangisini okudunuz? Kitapla ilgili düşüncelerinizden biraz kısaca konuşalım. Hakan, şöyle diyeyim efendim. Bana soruyorlar en son hangi kitabı okudun? Çıkmamış kitapları okuyorum ben. Yani bilgimi ve tecrübemi özellikle genç kardeşlerime aktarıyorum. En son ne okudum? Adnan Bey'in yeni çıkacak olan Büyücünün Peşinde kitabını okudum. Yine başka bir Ercan Yılmaz arkadaşımın bir masal kitabını okudum. Bunları sadece okumuyorum, değerlendirmesini de yapıyorum. Tenkitlerimi, tekliflerimi de yapıp o yazar arkadaşa gönderiyorum. Başka bir şair, Osman Arslan Bey'in şair, 4 tane şiir kitabını okudum. Onlar daha yakında çıktılar. Ama dediğim gibi değerlendirmelerimi, tenkitlerimi de yapıyorum. Yani bilgilerimi, birikimi, tecrübemi yeni nesle, yazan arkadaşlara aktarıyorum. Şimdi bir anne bir fuar sırasında şu sözleri söylüyor. Bütün kitaplarda anlatılan her şey çok olumlu. İnsanlar çok iyi, iyiler hep kazanıyor, her şey dört dörtlük. Ama gerçek hayatta öyle değil. Okuduklarını hayata bulacağını sanan çocuklarımız, gerçek hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Keşke yazarlarımız yazarken buna dikkat etse.
şeklinde cümleler söylüyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani dünyada bir cennet dönemi olsa bu çocukluk dönemi olurdu. Çocuklar böyle melek gibi. Cennet kuşları diye buyurulmuş çocuklarımıza. O bakımdan belki de yazarlar o saflığı, o güzelliği kirletmeme adına dikkat ediyorlar. Kötü örnekler vermiyorlar veya en sonunda iyiler kazanıyor. Zaten hayat da bir kitaptır. Çocuk yavaş yavaş hayatı da okumaya başlar. Gerekli dersleri hayat kendiliğinden veriyor. Doğrusu ben masallarımda bir iki tanesi hariç pek ölüm olayı bile olmadı. Onları bile şey bıraktım, kapalı. Çocuk merdivenden yuvarlandı. Annesi de yavrum diye bağır, çığlık attı diye bıraktım. Mümkünse çocuklarımız güzellikle donansınlar ama o hanımefendinin yaptığı tenkidi de yanlış bulmuyorum. Peki çocuk edebiyatı alanında yapılan akademik çalışmalar yeterli buluyor musunuz? Bu konuda akademik çalışma yapacak kimselere bir öneriniz var mı? Yani akademik çalışma şunun için gerekli. Bir ürünü çiftçi üretiyor, sonra teraziye, tartıya koyuyor. Biz de çalışmalarımızın akademik değerlendirmesinin yapılması bize bakış açısı verir, bizi yönlendirir. Şu an acizane eserlerimizle ilgili 4 tane yüksek lisans tezi, bir de doktora tezi yapıldı. Onları da bakıyorum, inceliyorum. Mesela son yüksek lisans tezi yapan bir arkadaş şöyle bir uyarı yaptı. Hocam 3 nokta bazı yerlerde fazladan kullanılmış dedi. Şimdi bir daha yeni baskılarına kitaplarıma o yönden bakacağım. Şu an 12 tane kitabım hazırlanıyor. Bilgin Serçe diye. Onlar PDF haline geldi. Daha dün okudum. Evet, orada 3 noktalara bir daha dikkat ettim. Bazılarını düzelttim. Diğer kitaplarımda da bakacağım. Yanlış kullanım varsa onları düzelteceğim. Dolayısıyla böyle ilmi bakış açıları bizi olgunlaştırıyor. Ha, bir de memnun da ediyor. Başka bir yüksek lisans tezi hazırlayan arkadaşım da şunu demişti. Hocam biz metinlerde anlatım bozukluğunu da arıyoruz. Sizinkinde bulamadım dedi. Evladım, ben edebiyat öğretmeniyim. Anlatım bozukluklarını biz zaten öğrencilere anlatıyoruz. Bu üniversitede de çok çıkıyor dedim. Bu da bizi memnun etti. Dolayısıyla ilmi çalışmalar yapılmalı. Sanatçıya, yazara yön göstermeli. Biz insan bir yönüyle noksandır. Göz kendini göremez, el kendini tutamaz. Şu el gelir, bunu tutabilir. Bizim eksiğimizi de dışarıdan birilerinin bize söylemesi, efendim akademik terazide tartmasının faydalı olacağına inanıyorum. O tip çalışma yapanlara da elimizden gelen desteği veriyoruz. Hiçbir yani kitap istediğinde kitaplarımızı gönderiyoruz. Bazı kitapları bulamıyor, biz temin edip gönderiyoruz. Bu tip çalışmalara destek veriyoruz. Olması da gerektiğine inanıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle çocuklar kitap okumak yerine çizgi filmlerine, internet oyunlarına yönelmiş durumdalar. Bu konu hakkında biraz düşüncelerinizi alabilir. Evet, o konuya ben çözüm bulabilmiş değilim. Bir alternatif bulabilmiş değilim. Fakat şunu yapıyorum daha çok. İlk yaptığım şu. Gücüm neye yeter? Yazarım, kitaplarımla davet edilen her yere, il, ilçe, okul farkı olmadan gidiyorum. Şuna inanıyorum çünkü bir kitabın okunma ihtimali %50 ise yazarını gördüğü zaman %70 olur. Yazar o kitabı imzalarsa %90 olur. Yazarla bir de fotoğraf çektirirse %100 o okunur. Yazdığım kitap güzelse, çocuğu yüreğinden yakalayabilirsem, benim kitabımı severse başka kitaplara da okumaya başlar. Gücüm buna yettiği için acizane ben bunu yapmaya çalışıyorum. Başka neye gücüm yeter? Yayıncı bak karşımızda duruyor, kameranın arkasında. Eksiğim varsa söylesin. Bir bayram günü torunlarım geldi. Evde her türlü kitap var, çocuk dergileri var. 10-15 dakika
İlgilendiler. Sonra buyurduğunuz gibi cep telefonuna daldılar. Ben de bayram sonrası geldim Tayfur Bey'e. Tayfur Bey, siz yayıncılar olarak insani, İslami ve milli bir görev yapıyorsunuz. Telifimi %1 düşürüyorum dedim. Dedin mi Tayfur Bey? Normalde yazarlar tanınır olunca teliflerini artırırlar. Acizane geldim, düşürdüm. Benim gücüm buna yetiyor. Davet edilen her yere gidiyorum. Bütün çocukların kalbine, gönlüne, aklına dokunmaya çalışıyorum. Ve güzel eserler vermeye çalışıyorum. Diğer bölümlerde devleti ilgilendiren bölümler var. Başkalarını ilgilendiren bölümler var. Hani atasözü var, benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Yarın Allah'ın huzuruna vardığında, Allah bana sorduğunda şunu diyeceğim. Kendimi milli itfaiyeci olarak görevlendirdim. Bir yerde yangın varsa koşuyorum. Ama 4-5 yerde, 4-500 yerde yangın varsa ne yapayım? Yetişebildiğim yere kadar gidiyorum, gönülleri, akılları ferahlatmaya çalışıyorum. Siz yazarların dışında çocuk edebiyatına katkı amaçlı büyüklerimize düşen görev nedir? Evet efendim, bunu 3 saç ayağı gibi düşünüyorum. Birincisi, yazarlar güzel eserler yazacak. Yayın evi görselini güzel yapacak, güzel basacak ve çocuklara ulaştıracak. Biri bu, bize ve yayın evine düşen görev. İkincisi, aileye ve çocuğa düşen görevler var. Çocuk teşvik edilecek. Efendim, aile örnek olacak, çünkü güzel bir sözümüz var. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden evladır diye. Yani davranış dili ağzımızdaki dilden etkilidir. Evde bir en azından 20 dakikalık bir okuma saati olmalı. Anne baba çocuk mümkünse beraber aynı kitabı okusunlar. Dönerli bir şekilde. İki sayfa biri okusun, iki sayfa biri üzerinde konuşsunlar. Veya herkes ayrı kitap okuyabilir. Böyle bir uygulama. Devlete ve öğretmenlere düşen görev var. Okumayı teşvik etmeliler. Evet, şu an okuma teşvik ediliyor. Devlet tarafından, Milli Eğitim tarafından, öğretmenler tarafından. Fakat işte teknoloji çok hızlı gelişiyor. Biraz geç kaldık. Bunlar mükemmel bir şekilde yapılırsa bir sonuç alabiliriz. Yani ah, of, öldüm bittim demenin anlamı yok. Biz çalışmaya devam edeceğiz efendim. Bak, teknoloji iyidir, şu an kamera bizi çekiyor, mikrofon elinizde. İyidir, hoştur ama teknolojinin asaleti yoktur. Asaleti olmayan araçlarla asil işler yapamazsınız. Kitabın asaleti vardır. Niye vardır? Dünya yaratıldığından beri kitap vardır, yazı vardır. Bunu söylüyorum. Dil sözü kulaklara, kalemler uzaklara götürür diyorum. Teknoloji, işte sanal alem diyorlar ya, adı üzerinde. Aynı yalan dünya gibi. Sanal dünya. Çok da benziyor. O bakımdan çocuklarımızın kitapla dost olması gerekiyor ama burada teknolojinin varlığını, önemini de inkar etmiyoruz. Hocam biraz klasik gelecek belki ama çocuk edebiyatı yayıncılığının geldiği noktayı değerlendirmenizi istesek bizlere neler söylemek istersiniz? Sizce iyi bir yere mi gidiyoruz yoksa kötü bir yere mi gidiyoruz? Efendim, ben böyle yarım bardak suyu aldığım zaman yani şunu bakıyorum, 1/3'ü boş. 1/3 dolu. Evet, 1/3 dolu diyorum ben. 1/2 boş demem. Olumlu yönden bakarım olaylara. Şimdi hatta 10 yıl öncesine göre çok güzel gelişmeler var. Yazarlar dikkat ediyorlar yazdıklarına. Yayın evleri gerçekten emek veriyorlar. Yani bu yayın eviyle çalışıyoruz biz, Dar Yayın Eviyle. 10 yıl önceki çıkardığı kitaplarla şimdiki kitaplar arasında daha kadar fark var. Gerçekten emek veriyorlar. Ben iyiye gittiğine inanıyorum. Hatta şu olay da var, bakın. Eserlerimiz artık hem şahsi eserimiz, hem yayın evimizin, hem başka yayın evlerinin çocuk kitapları yabancı dillere çevrilmeye başladı. Tahminim acizane 10 tane oldu bizim kitabımızın
yani Arapça, Farsça, İngilizce gibi dillere çevriliyor. İyi gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Ama burada duralım demiyorum. Daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha çok çalışmamız gerekiyor. Acizane, karanlık diye bir şeye inanmıyorum ben. Karanlık diye bir şey yoktur. Işığın olmama hali vardır. Yani bir mumla koca bir oda aydınlanır değil mi? Ha? Karanlığa küfredeceğimize bir mum yakalım, ışığı, aydınlığı çoğaltalım, karanlık, kötülük kaçacak yer arasın. Şimdi çok fazla sayıda kitabınız var, daha demin de bahsettiğimiz gibi. İçlerinden sizin için en özel olanı hangisi desek ve sizce bu üretkenliğinizin temelinde ne var? Kaç kardeşsiniz? Dört. Annen baban en çok kimi seviyor? Hepinizi seviyor. Ayrılmıyor. Aynı onun gibi. Çocuklarımız gibi bazen bana soruyorlar. Kaç çocuğunuz var dediklerinde 104 tane diyorum. Şaşırıyorlar. Yani dördü insan soylu, yüzü kitap soylu. Çocuklarımız gibi kitaplarımız. Onlar arasında bir ayrım yapmıyoruz ama okuyucu yapabilir. Fakat kendiliğinden öne çıkanlar var. Şimdi şöyle diyelim. Babanızın ismi neydi? Size biri sorulduğu zaman Sena Hanım kim dediklerinde Hüseyin Bey'in kızı derler. Sena Hanım inşallah 10 yıl sonra, 20 yıl sonra şöyle diyecekler babanız için. Sena Hanım'ın babası diyecekler. Bazen eserlerimiz bizi geçiyor. Mesela Gül İncitme Gönül diye bir şiirimiz var. Önceden o şiir bizim şiirimizdi. Fakat şu an ne diyorlar biliyor musun? Bestami Yazgan Gül İncitme Gönül'ün şairi diyorlar. Bazı eserler bizden öne geçiyor. Gül İncitme Gönül şiiri. O kitap mesela 10. baskı yaptı. Hoş. Elhamdülillah diğer şiir kitaplarımız da 10. baskıyı yaptılar. Efendim Patengeyen Kaplumbağa diye bir masal kitabımız var. 16. baskıyı yaptı. Kirazlı Şemsiye yine 16. baskıyı yaptı. Bazıları kendiliğinden öne çıkıyor ama diğer kitaplarımızda onları öndekileri yakalamak için hızla peşinden gidiyorlar. Ortalama kitaplarımız 10. baskıya geldiler. Elhamdülillah. Şimdi önceki yazılarınız ile şimdikiler arasında ne gibi bir ayrılık görüyorsunuz? Edebi telakkileriniz ne gibi değişikliklere uğradı? Efendim yani nasıl bir çocuk olgunlaşırsa gençlik döneminde daha sonra 40 yaşına gelince biraz daha olgunlaşınca aynı bunun gibi biz de olgunlaşıyoruz. Yani birikimimiz, tecrübemiz devreye giriyor. Onun için sohbetin başında söyledim ya, her baskıda kitaplarımı yeniden okuyorum. Yani bir kelime değişiyor, cümle değişiyor. Bir yerde mesela bak, şöyle bir olay anlatayım. Bir kitabımı öğrendim ki bir dönem bir başbakanımız 25 kitap oluşturmuş. Set bunu gittiği yerlerde hediye ediyormuş. Bir kitabım da onun içindeymiş. Şiirlerle Nasrettin Hoca. Bunu duyunca kitabı yeniden okudum. Dedim Sayın Başbakan değer vermiş kitabımıza. Buradan hareketle onu tenkit etmesinler diye. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var biliyorsunuz. Testi fıkrası. Nasıldı onu bir anlatır mısın? Kısaca. Tamam siz heyecanlısınız. Testiyi veriyor bir de tokat atıyor. Kırma diyor testiyi diyor. Böyle de anlatmışım ben. Ya masa şey böyle fıkra böyle. Ama sonunda ya bir başbakan tokatla eğitimi savunuyor derler diye onu değiştirdim. Testiyi verdi sonra uyardı. Evladım dikkat et kırma dedi. Ve yayıncıya dedim kardeşim bunun yeni baskısını yapın Sayın Başbakan'a onu verin onu dağıtsın diye. Bu tip hassasiyetleri yani diyelim 20 yıl önce olmayan hassasiyetler var günümüzde. Yine bir yerde ya köyümüzde vardı Topaleviç diye bir amca rahmetli öyle bir kahraman vardı. Bu engellilerle ilgili duyarlılık artınca yeni baskılarda onu İbiş amca yaptım. O biraz da kötü bir karakterdi yani biraz. Orada ya engelli birine kötü bir karakter yüklenmiş demesinler. Haklılar da yani denince duyarlılıklara göre hafif rütuşlar
Yapıyorum. Yani böyle çalışmalar devam ediyor. Yayıncımız getirdi şu an bak başka dillere çevrilen kitaplarımızı gösterelim şöyle kısaca. Evet. Böyle mutluluğu da okuyucularımızla paylaşmış olalım. Bu da güzel bir şey. Aa, Nasrettin hocamız şu an Arapça ve Farsça'da da okunuyor. Onlar oradaki okuyucularımızla. Nasrettin Hoca uzayla. Ha değişim dedin bak ona da bir örnek bu. Yani çocuklar uçuk kaçık olan şeyleri seviyorlar. Bilim kurgu deniyorlar şu an. İşte Nasrettin Hoca'ya ne yapayım dedim. Uzaya gönderdim. Uzayda maceraları var. Çocukların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bu tip değişimler oluyor. Hocam genç kuşaktan yazmaya, okumaya hevesli yazarlara bir öneriniz var mı? Varsa neler bulunuyor? Efendim şunu söylüyorum acizane. Ben usta çırak ilişkisiyle yetiştim. Kendilerine bir usta bulurlarsa iyi olur. Bu şöyledir. Tek başına 10 yılda alacağın yolu ustayla beraber 1 yılda alırsın. Usta bütün birikimini anlatıyor. Biraz önce bahsettim. Bir genç arkadaşın bir kitabına 3 gün çalıştım. 3 günde telefonla o bilgisayarda açtı karşısında ben de açtım. Telefonla satır satır şurada şu olacak, şurada şöyle olacak. 3 günde de düzeltme yaptık. Ama son cümlem şu oldu. Bu sizin okuduğum ilk ve son kitabınız olacak. Yani böyle değerlendirerek. Başka yapmam bütün birikimimi aktardım. Artık bu hataları yapmazsanız o iyi bir yazar olursunuz dedim. Bu önemli. Bir de mesela biz öğretmenlik yaptık 38 yıl. Öğretmenlikle ilgili bilgileri üniversitede öğrendik. Öğretmenliği öğretmenlik yaparak öğrendik. Yazarlık da böyle. Yazarak öğreniliyor. Yazacaksın. Bir müddet sonra bazı yazdıklarını beğenmiyorsan korkma, ilerleme var demektir. Olgunlaşacak. Şu an hız ve has çağında gençlerimiz çabucak olsun istiyorlar. Yok kardeş. Kabak bile yani karpuz bile bir mevsim duruyor. Öyle olgunlaşıyor. Sebzeler, meyveler. İnsan da böyle olgunlaşır. Sabredecekler. Yazmaya devam edecekler. Efendim bir de kader diye bir şey de var yani. Öyle kişisel gelişimcilerin çalışın, uğraşın, her şeyi koparırsınız. Yok kardeş yok. Kader diye bir şey vardır. İşte biraz önce bahsettim. Gül incitme gönül, sağlam tut yüreğini, şiirlerini Cumhurbaşkanımız okudu. Şimdi Sena Hanım size soruyorum. Araya 100 adam koysam şiirimi Cumhurbaşkanı'na okutabilir miyim? Araya 10 adam koysam bir başbakana dağıttığı kitapların içine kitabımı listeye koydurabilir miyim? Buna kader diyoruz. Kader diye bir şey de vardır. Buna da inanacaklar. Ama kader gayrete aşıktır. Gençlerin hayat ilkesi şu olacak. Her arayan bulamaz. Ama her bulan mutlaka aramıştır. Gayret edeceğiz. Ha, bir de dua edeceğiz. Bak bunu unutuyorlar. Her duamda şu bölüm vardır. Ben yapayım duayı, izleyicilerimiz amin desin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e ve bize elimizle, dilimizle, halimizle, kalemimizle ve sesimizle İslam'a hizmet etmeyi, ülkemize faydalı olmayı nasip eyle diye dua ediyorum ve amin diyorum. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete rağm ol, yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol diyorum. Mehmet Akif merhum, sanatın %10'u Allah vergisi, %90'ı gayrettir diyor. Hocam şimdi ben bu soruyu tüm yazarlarımıza soruyorum. Size de sormak istiyorum. Edebiyat dünyasında gördüğünüz en bariz sorun nedir ve bu soruna ne gibi bir çözüm önerisi sunulabilir? Allah bir eksiklik gördüğümde önce kendimi arıyorum. Hani şu çok kullanılıyor. Bir eksik bir hata görüldüğü zaman vatandaş şunu diyor. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Diyorlar. Acizane kendime soruyorum ben bir eksiklik olduğu zaman. Sen neredesin evladım diyorum. Oğlum sen neredesin? Mesela en son ne deniyor? Aile evden gidiyor diyorlar. Doğru mu? Ben de görüyorum gittiğini. En son yazdığımız kitap Başımın Tacı Aile Ağacı kitabını yazdık. Orada büyük aileyi anlattık hem de. Ne var? Anne, baba, dede, nine, hala,
Nerede yayıncım? Başının tacı alazı. Kalmadı mı yoksa? Varmış efendim. Şurada. Ona da hemen göstereyim ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir sempozyum var. Orada da konuşma yapacağız. Ne yaptık? Anne, baba, dede, nine, hala, teyze. Bunları anlattık. Kardeşim, Sena Hanım, ben şairim. Siz anca beni konuşturdunuz. Hiç şiir okutmadınız. Bir şiir okuyayım. Aile ağacıyla ilgili. Aile ağacı. Bu ağacın kökünde dedem ve ninem vardır. Onların duasıyla her günümüz bahardır. Sevgiyle besleyen gövdesi annem babam. Dört bir yana uzanan dallar yakın akrabam. Can dayım kucak açar, teyzem halam bir başka. Amcamın kollarında çıkarım sırça köşke. Sevgiyi nakış nakış yüreğime işlerim. Hayat sizlerle güzel, sevgili kardeşlerim. Bizler ulu ağacın neşeli çiçekleri, mutluluk çığlığıyla doldururuz gökleri. Filiz filiz yeşersin huzur dolu sabah. Aile ağacını sen esirge Allah'ım diye dua ediyoruz. Başkalarını suçlama yerine kendim gücüm yettiği kadar çözümler buluyorum. Efendim, anne sen melek misin diye annelerle ilgili şiir kitabı yazdık. Bilgi çiçeği öğretmenim diye öğretmenlerle ve öğrencilerle ilgili şiir kitabı yazdık. Demin söyledim, bir milli itfaiyeci gibi nerede eksiklik varsa oraya tamamlamak için, karınca kadarınca merham olmak için koşturuyorum. Başkalarını suçlamak gibi bir adetim de yok. Herkes evin önünü temizlese mahalle ve şehir temiz olur diye düşünüyorum. Çalışalım, gayret edelim. Her zaman iyi ve güzel olan kazanacaktır. Çünkü iyinin ve güzelin kendine has bir yayılma gücü, yayılma etkisi vardır. Allah'ın yardımı, bereketi de iyilerle, doğrularla beraberdir. Bu röportajı ekstradan bir şeyler eklemek isterseniz ne olurdu bizim söylediğimiz? Söyleyeceklerimi söyledim. Fazladan bir şiirle bitireyim. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne, ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Dikenler atsa da cefa çiçeği, aman ha solmasın vefa çiçeği, şu yalan dünyanın nazlı gerçeği, dillerden düşmesin hasılı kelam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Sanata, edebiyata, kitaba ve eğitime gönül verenlere selam olsun efendim.